Arapların satranç ile tanışması. Pehlevice yazılmış 3 ayrı kitapta satrancın Orta Doğu Arabistan'a geçişi ayrıntılı olarak verilmektedir. Bunlardan birincisi Karnameki Ede Erdeşiri Pekan. İkincisi Hüsrevü Ridek. Üçüncüsü ise Vicarişni Çatrangu Nişini Nev Erdahşir ismini taşır. Bu kitaplardan anlatıldığına göre satranç İslam'ın doğuşuna yakın bir tarihte Araplara intikal etmiş. İlk öğrenen kişi ise Amr bin As olmuştur. Ayrıca ünlü Arap şairi İmru'ül Kays bin Hucur'un Kaside-i Lamiyesinde şairin oyunu bildiğine işaret edecek kadar ayrıntılı biçimde satrançtan söz edilmektedir. El Adli ve Ebu Bekir Es-Sülüsi'ye ait Kitab-ı Satranç'ta sayfa 10 yer alan bir rivayetten satrancın Hazreti Ömer döneminde Araplar tarafından bilindiği anlaşılmaktadır. Hazreti Ali zamanında ise toplumda oynanmaya başlandığının açık işaretleri görülmektedir. Ragıp el-İsfahani 447 H.C. Murray sayfa 169. İslam tarihçisi Profesör Doktor Bahriye Üçok Emeviler Abbasiler adlı eserinde Araplar İran ve Türkistan işlerine girdikten sonra bu ülkelerde rağbette olan küre ve köken ile oynamak, fındık atmak, satranç ve bunun gibi başka oyunları zapt ettikleri ülkelerde eski sahiplerinden öğrendiler. Bu oyunlar ilk defa Harun Reşit zamanında moda olmuştur. Bu halifeler içinde ilk önce çöken polo oynayan, mızrak tepesine hedef dikerek ok nişanı tertip eden, aslında bir Hint oyunu olan satrancı yayan ve oyuncuları kendine yaklaştırarak onlara maaş bağlayan halifedir. İslam tarihi Emeviler ve Abbasiler.